Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, tebrik ziyaretleri kapsamında belediye başkanlığına 3. dönem seçilen Ali Uraktaş'ı makamında ziyaret etti. Elhamdülillah, sağ olun. Sağ olun. Zahmet ettiniz. Sağ olun. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Sağ olun. Ziyaret esnasında bir konuşma yapan belediye başkanı Ali Uraktaş, bugün Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç Bey'i İnegöl'de ağırlamanın gururunu yaşıyoruz diye konuştu. Kıymetli misafirler, değerli basın mensupları, önceki hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç Bey'i İnegöl'de ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Sağ olun. Sağ olsun, kendileri Bursa milletvekili olduğu günden beri gerçekten hem İnegöl'ümüze hem Bursa'mıza çok özel zamanlar ayırdılar. Ve her konuda bizi desteklediler. Ankara'ya gittiğimizde projelerimiz ve konularımızla alakalı hep yanımıza bir abimiz, bir büyüğümüz olarak kendilerini bulduk. Ben tüm hemşehrilerim adına kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise İnegöl'de çok büyük bir seçim başarısı kazandıklarını belirtti. Hamdolsun bugün kısmet oldu. Ben de İnegöl'e gelmekten, arkadaşlarımı görmekten, başkanımı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnegöl'de çok büyük bir seçim başarısı kazandık. Başkanımızı o açıdan da tebrik ederim. Gerçekten çok büyük bir oy oranıyla, ilçelerimiz içinde de bölgemizde de en yüksek oy oranıyla 3. dönem belediye başkanlığını kazandılar. Ali Nur Aktaş ismi teşkilatlarımızla özdeş hale geldi. İnegöl'ler onu çok sevdi ve benimsedi. İnegöl'ün pek çok ilden büyük bir ilçe olduğunu aktaran Başbakan Yardımcısı Arınç, yüksek bir nüfusu var, yüksek bir ekonomik potansiyeli var, eğitim seviyesi çok yüksek, insan kalitesi çok yüksek, tarihi özellikleri var, kültürel boyutu var. İnegöl artık sadece Türkiye'nin bir markası değil, dünyanın bir markası haline geldi diye konuştu. Pek çok ilden daha büyük bir ilçemiz. Yüksek bir nüfusu var, yüksek bir ekonomik potansiyeli var, eğitim seviyesi çok yüksek, insan kalitesi çok yüksek, tarihi özellikleri var, kültürel boyutu var. İnegöl artık sadece Türkiye'nin bir markası değil, dünyanın bir markası haline geldi. İhracatımızda da çok önemli bir pay sahibi. Mobilya dendiği zaman sadece İnegöl akla gelmiyor. Yeni tasarımlar, yeni stiller, her an fuarları takip eden, bizzat kendisi fuarların ev sahipliğini yapan, dünyada çok önemli markaların üretimlerini içinde barındıran bir İnegöl'le karşı karşıyayız. Bülent Arınç 3 dönem şartının kalkmayacağına da değindi. 3 dönem şartının kalkmayacak olması, biz de bunu beklediğimiz ve buna hazır olduğumuzu ifade etmiştik. Kulakları çınlatalım ki bu 3 dönemli kısıtlama sadece milletvekilleri için değil, belediye başkanları için de geçerlidir. Ali Nur Aktaş kardeşimiz, yani bir sonraki seçimlerde %100 oy alacak kapasiteye gelse bile artık tekrar aday olma şansı yoktur. Eğer bu kural değişmediği sürece, onun da bundan şikayeti olduğunu zannetmiyorum. Hizmet etmenin farklı yönleri bulunabilir. Ama bu AK Parti'nin Türkiye'de yerleştirmeye çalıştığı bence çok önemli bir değişiklik, gelişme, büyüme. 3 dönemden sonra çok başarılı bile olsa bir dönüşüme ihtiyaç var. Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a İnegöl Belediyesi Meslek ve Sanat Edinme Kursları, İnesme kursiyerleri tarafından özel olarak yapılan besmele tablosu ve ahşapkari sanatıyla yapılmış potresini hediye etti.